Merhaba arkadaşlar, rengarenge hoş geldiniz. Bugünkü paylaşımda panda şeklinde bir motif yapacağız. Bebek battaniyeleri ve değişik giysilerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Hatta sadece bir düz bir hırka ya da yelek üzerine cep olarak da çocuklara kullanabilirsiniz. Çocukların giysi üzerinde böyle bir iki tane örüp cep dikersiniz eğer ki. Hatta kumaş giysiler üzerinde de yapabilirsiniz. Kolay ve güzel bir motif arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Zincir çekerek işimize başlıyorum. Düğüm attım. 1 2 3 4 5 5 tane zincir attım ve birinci zincirin içinden ilmek alarak birleştirdim, küçük bir halka elde ettim ve 1 2 3 birinci trabzan sayıyorum. Bu 3 zinciri tığım üzerine ip aldım ve şu halkanın içerisinde ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 böylece 13 tane trabzan yapacağız. Evet arkadaşlar, zincir olan yere tekrar geldik. 1 2 3 şu üçüncü zincirden ilmeğimizi aldık ve kaydırma tekniğiyle birleştirerek birinci adımımızı tamamladık. Şimdi burada 1 2 3 zincir çektik. Tığımız üzerine ip aldık ve yine aynı yere, bakın. Aynı yere, dibine tekrar bir tane daha trabzan örüyoruz. Tığımız üzerine ip aldım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum ve ikili trabzan örüyorum. Tekrar bakın, aynı trabzanın tepesinde tekrar batıyoruz. Ve her trabzanın tepesinde iki kere iki kere batarak iki tane trabzan yapıyoruz. Ve bu sıra boyunca bakın şöyle. Bir trabzan, burada iki trabzan olmuş oluyor. 13 trabzan vardı burada. Burada dolaşıp yaptığımızda, sıra bittiğimizde 26 tane trabzan olacak arkadaşlar. 26 tane trabzan ördüm. Tekrar zincir olan yere geldim ve tepedeki zinciri batarak ilmeğimi çıkartıyorum ve sabitliyorum. Halkamı bitirmiş oluyorum buradaki. Şimdi üçüncü adımda tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı zincirin dibine batarak bir tane daha trabzan örüyoruz ve tığım üzerine ip alıyorum ve burada sıradaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan daha yapıyorum. Tığım üzerine ip alıyorum ve bu sefer bunu değil, yanındakine batıyorum. 1 ve aynı trabzanın dibinden tekrar alarak 2. Bakın. Ve sıradaki trabzanın tepesinde bir trabzan, sonraki trabzanın tepesinde iki kere batarak V oluşturuyoruz arkadaşlar tekrardan. Yani bir tekli, bir çiftli olarak bu sıra böyle çalışıyoruz. Ve sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, çift tek, çift tek, çift tek, öyle devam ediyor. Şuradan bir trabzan üzerine bir, bir trabzan üzerine iki tane trabzan olarak sıramızı bitiriyoruz. Bir çift, bir tek olarak sıramı bitirdim ve tekrar bakın, zincirini hemen yanında bir tane daha trabzan yapıp
çiftli başlamıştık ve böylece bitirirken de tekli bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve burada her sırada aslında 13 tane trabzan artmış oluyor. Tekrar 1, 2, 3 zincirle son sıra beyaz ipliğiyle yapılacak son sıra örüyorum. Tekrar bakın burada tepenin aşağıdan zincirde tekrar bir iki tane daha trabzan yaptım. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum ve bir sırada gelen trabzanı tekrar bir tane daha yapıyorum. Sonraki gözlüğün içerisinde bir, iki. Sonraki gözlükte bir, tekrar bir, sonra iki. Bu sefer bir tane çift ve iki tane tekli olarak örüyoruz trabzanlarımızı. Şöyle. Tek. Tek. Ve bunun üzerine çift. Tekrar tek. Tekrar tek ve sonra çift. İki tane bir trabzanın içerisinde V yapıyoruz. Sonra iki tane de bir, iki tek örüyoruz. Tekrar V örüyoruz. Bu sıra böyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, son sıramı yaptım. Birleştireceğim şimdi zincirde. Burada bir çift, sonra iki tane tek, tekrar bir çift olarak örmüştük ve sıra sonunda burada sayı önemli arkadaşlar. 52 tane trabzan elde etmiş oluyoruz biz. 13 13 artıyoruz çünkü ve 52 tane şu sırada 52 tane trabzanımız olacak. Evet, birinci aşamamız bitirdik. Şimdi burada herhangi bir yerden motifimizin iplik değiştireceğiz. Ama burada dikkat etmesi gereken şey şurada bakın burada örgü şekline birinci değil ikincisi arkada ilmek alacağız. Şuradakini bakın şöyle bunun içinden ilmek alarak işimizi başlayacağız. Şöyle birinci ilmeğimizi atalım. Şöyle düğüm atalım. Ve bir, iki, üç, düğme saymazsak bir, iki, üç, dört, beş. 5 tane zincir yaptık. Tığımız üzerine 2 kere doladık. Bakın şöyle. Ve aynı yere tekrar batarak 1 2 ve 3. Tığımız üzerine bir kere ip alıyorum ve hemen yanında bakın. Şöyle alıyoruz. 1 2 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine ip alıyorum. Tekrar aynı gözle içerisinde 1 2. Sonra bu arkadaşlar çok genişlediğine bakmayın. Sonra düzeliyor çünkü şimdi çektiğim için öyle gözüküyor. Şimdi tığım üzerine bir kere ip alıyorum ve sıradaki gözlüğü tekrar bakın şunu almıyoruz şöyle baktığı zaman şu arkadaki tekli trabzan yapıyoruz 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 10 tane tekli trabzan ördük arkadaşlar. Şimdi tığımız üzerine ip alıyoruz. Sıradaki gözneye aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın şöyle bir şekil vereceğiz çünkü tekrar şöyle bir tekrar tığımız üzerine ip alıyoruz ve aynı gözne içerisinde bir iki ikili trabzan örüyoruz. Tığımın üzerine ip aldım. Sıradaki trabzanı pardon iki kere ip saracağız burada. Bir iki üç üçlü trabzan yapıyoruz. Bir iki iki zincir çektik. Tekrar iki kere tığımın üzerine ip aldık ve aynı gözneğin içerisinde tekrar üçlü trabzan yaptık. Tığım üzerine ip aldım. Sıradaki trabzan da aynı şekilde 1 2 tekrar aynı gözlük içerisinden ipimizi aldık ve ikili trabzan yaptık. Tığım üzerine ip aldım. Bundan sonra her trabzanı üzerine birer tane tekli trabzan çalışacağız arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu işlem bizim yuvarlak olan motifleri örgülerimizi kare şeklini vermek için uygulanan metotlardan bir tanesidir. Bunu herhangi bir yuvarlak motifleri kareye dönüştürebilmesi için kullanabilirsiniz. 10 tane tekli trabzan öreceğim. Bakın koşu yaparken bu üçlü trabzanlı dan sonra aynı gözne içerisinde iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu bizim koşu olmuş oluyor. İki tane trabzan yaptıktan sonra ikili trabzandan sonra her trabzanlı üzerinde birer tane tekli trabzan yapıyoruz arkadaşlar ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane tekli trabzan çalışıyoruz. Ondan sonra tekrar aynı koşuyu oluşturmak için sıradaki trabzanda 1 2 ikili trabzan örüyoruz. Sonra aynı gözne içerisinde 1 2 bir tane daha ikili trabzan ve iki kere ipimizi sarıyoruz ve bu sefer sıradaki trabzanı içerisinden ilmek alarak 1 2 3 kere de boşaltıyoruz. 1 2 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 2 kere ipimi dölüyorum ve aynı gözne içerisinden 1 2 3 kere de uzun bir trabzan oluşturuyorum. Tekrar sıradaki trabzanda 1 2 ikili trabzan. Tekrar aynı yeri 1 2 ve bundan sonra tekrar 10 tane tekli trabzan ve yine koşu yapacağız arkadaşlar. Ve son başladığımız yere bir tane bakın gözne kalmış. Bu sefer bunun içerisinde ikili trabzan öreceğiz. 1 aynı gözne içerisinde tekrar ve 2 ve bundan sonra bakın 1 2 3 şurada üçüncü zincirin içerisinden ip alacağız ve kaydırma tekniğiyle birleştireceğiz arkadaşlar. Ve bunun üzerinde 1 2 2 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu koşumuzda tekrar koşu yapacağız ama önce bu motifi göstermek istiyorum. Bakın kare şekilde almaya başlamış motifimiz. Bundan sonra son sıramızı öreceğiz.
Tığım üzerine ip aldım. Bu sefer bu iki tane zincir olan boşluğun içerisinden ilmeğimi alıyorum. Bir, iki, iki tane ikili trabzan ördüm. Bir, iki, iki zincir çektim ve tekrar aynı boşlukta iki tane ikili trabzan örüyorum arkadaşlar. Ve hiç şu trabzanları hiçbirini boş bırakmıyoruz ve her trabzanı tepesinde birer kere batarak her gözünün içerisinde ikili trabzan yapıyoruz. Bakın her gözneye birer tane batarak ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Evet, köşemizi yapmıştık. Ondan sonra her trabzanın tepesinde birer tane trabzan yaparak devam ettik ve ikinci boşluğa geldik. Burada iki tane zincir vardı. Burada bir, iki, iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki, iki zincir çekiyoruz ve aynı boşluğun içerisinde iki tane daha trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Ve bundan sonra tekrar her trabzanlı tepede birer tane daha trabzan yaparak işimize devam ediyoruz. Şöyle şuraya kadar gelip buraya birleştireceğiz. Zincirli olan kısmı geldim ve bakın her gözün içerisinde birer kere ikili trabzan yaptım. Şurada da 1, 2, 3 üçüncü zincirini de şöyle kaydırma tekniğiyle birleştirdim ve ipimizi kesiyoruz artık. Bu böylece yeşil kısmını da bitirmiş olduk. Şu ipimizi şöyle aşağı aldığımızda bakın şöyle bir güzel görünüm sağlayacaktır. Şimdi biz kulakları, göz ve burnu yapacağız arkadaşlar. Bunun için siyah ip kullanacağım arkadaşlar. Ve bende ince ip var. O nedenle tığ numarasında biraz daha ipe uygun olarak aldım. Tığı da değiştirdim burada. Ama tabi sizin elinizde nasıl siyah ip varsa onu değerlendirebilirsiniz. Bir, bakın düğümledim buraya. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ip aldım. Ve halkanın içerisinde 1, bakın ikili trabzan yapıyorum burada. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar ve başlangıçtaki zincirin tepesine batarak birleştiriyorum burada. Ve burada birazcık şöyle büyük cene, biraz uzun cene ip bırakıyorum. Çünkü dikeceğiz arkadaşlar burada. Şunu halkamıza da şöyle ipimizi çekerek kontrollü bir şekilde daraltalım arkadaşlar. Şöyle bakın. Bundan iki tane siyah, bir tane de beyaz. Üç tane halka hazırlayacağız. Şöyle iki göz olacak. Bu da ağızda kullanacağız arkadaşlar. Bir de şimdi göz yapacağız. Şunu. Bunları aslında siz nakış olarak da işleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama
istemezsiniz eğer ki tığ ile öreceğim dersiniz. O zaman da onun için de bunu göstermek istedim size. Bakın sihirli halkanın içerisinde düğümlüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1, 2, 2'li trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi burada biz halkayı kapatmayacağız. Bakın şöyle yapacağız. Şunu sıklaştıracağız. Şu ipimizi de şöyle alacağız. Ve şuradan düğümleyerek keseceğiz. Bundan da iki tane hazırlayacağız arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Bu bizim gözlerimiz olacak. 7 tane trabzan yaptırdık, yaptık ve bunu birleştirmedik. Böyle burada kestik ipimizi. Evet arkadaşlar, birinci gözümüzü dikeceğiz. Onu ayarlamamız, pardon, kulağımıza dikeceğiz önce, sonra gözlere geçeceğiz tabii. Şunu en kolaylıkla ayarlayabilmesi için şöyle bir şey yapabiliriz. Şu koşulları kulak olarak düşünün ve burada şöyle yarısı, bakın şöyle koyduğu zaman şu beyaz halkanın yarısı bu tarafta, yarısı bu tarafta kalacak şekilde. Böyle. Bir de aynı şekilde burada şuradan dikeceğiz. Şunu dikimine göstereyim bir tanesini. Şöyle bakın ayarladık. Bundan sonrasını aşağı ipimizi aldık. Ve herhangi yerden, bakın herhangi bir yerden şuradan çıkararak böyle bir kaç kere şuradan geliş güzel bir tutturacağız bunu. Şöyle bakın. Kulağımızı diktik. Şimdi arka tarafta şöyle ipimizi içeri doğru aldık. Birkaç kere sabitleyelim onu. Ve keselim. İkinci tarafta dikelim. Evet arkadaşlar, ikinci kulağı da diktim. Şimdi bir gözle diktim. İkincisini size göstermek istedim. Bakın şöyle üçgen gibi bir şey olmuştu. Böyle damla gibi. Şu ince kesim olanına aşağı alıyoruz. Ve şöyle bir bunu denklemesi için de ben böyle bir yöntem buldum. Bakın şu bizim halkamızın yeri şuraya dengettirdim. Bakın yarısına şu vaziyette şöyle yan yana gelecek şekilde, karşı karşıya gelecek bir şekilde bunu ayarlayacağız. Şöyle. Ama tabii siz daha güzel yapabilirsiniz.
Ben bu kadar ayarlayabildim. Şöyle dikeceğiz arkadaşlar bundan. Bunu bir dikeyim. Evet arkadaşlar, şimdi de ağız kısmını yapacağız. Böyle beyaz 15 ilmekle şöyle bir şey hazırlamıştık bunlarla birlikte. Şimdi bunu denklemek için bakın birinci sıranın hemen altında, bakın ortasında şöyle yerleştirdiği zaman ikinci ve üçüncü sıranın şöyle denk geliyor. Bu bir şöyle bir sırada boş kalıyor. Buradan birinci sıra boş kalıyor. Şöyle bir denkleyebiliriz bunu. Şimdi bunu buradan tutuyoruz. Siyah ip geçirdim. Bakın herhangi bir yerden buradan şöyle. Bakın içe doğru ip alacağız. Şu bizim trabzanların tepesinde, üstünde almayacağız. İçinden çıkaracağız. Bakın trabzanın tepesi şu duruyor. İçinden ip aldık ve şöyle buradan orta noktasından aşağı yaptık. Bakın şöyle. Sonra tekrar bu tarafından bir ayarlayacağız bunu. Bakın 1 2 3 4 5 5. yeri şöyle tam ortaya gelecek şekilde, bakın şöyle yapalım. Dediğim gibi daha güzel nakış yapabilirsiniz üzerine. Ben şimdi hızlı hızlı şöyle birkaç kere buradan geçiyoruz. Bunu yapacağız çünkü evet arkadaşlar, şimdi bakın şuradan biraz şöyle yaptığımızda şu orta noktasında şöyle şu tarafından biraz boşluk bırakıyoruz, bu taraftan boşluk bırakıyoruz ve buradan içeriye alıyoruz ve şöyle elimizi çevirirsek daha rahat ederiz. Şöyle tekrar birkaç tane daha yapalım böyle ağız kısmından. Şöyle yaptık. Bunu sabitledik. Şöyle. Şimdi tekrar orta noktasından alıyoruz. Ve şuradan burada böyle birleştiriyoruz arkadaşlar bunu.
Arkadaşlar, bu ağız kısmını da bitirdim. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki paylaşımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.